Merhaba sevgili çocuklarım. Hepiniz Eğitim Tokat TV kanalına hoş geldiniz. Ben Beyhan öğretmeniniz. Sevgili çocuklarım, bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri dersi kuvvet konusunu işleyeceğiz. Çocuklarım, sizinle birlikte kuvveti tanıyacağız. Bir alt konusu olan da varlıkların hareket özelliklerini inceleyeceğiz. Hep birlikte dersimize geçelim isterseniz. Sevgili çocuklar, hareket canlı varlıkların ortak özelliğidir. Canlı dediğimizde aklımıza ne geliyor? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler. Çeşitli sebeplerden dolayı hepimiz farklı hareketlerde bulunuruz yaşam sürecimiz boyunca. Bakın, oradaki insan ne yapıyor? Top oynuyor, öyle değil mi? Futbol oynuyor. Oradaki köpek ne yapıyor? Sevimli bir köpek var. Evet, o da oyun oynuyor. Sanırım altında bir battaniye var. O battaniye ile oyun oynuyor. Hayvanlar da sevgili çocuklar, yemeklerini yerken hareket ederler, avlanırken hareket ederler, kendilerini korumak için hareket ederler. Onların da kendine has hareket özellikleri vardır. Peki bitkiler? Bitkiler bize hareketsiz gibi görünse de onların da kısıtlı hareket alanları vardır sevgili çocuklarım. Ne yaparlar? Topraktan kökleriyle suyu alırken kısmi bir hareketleri vardır. Bakın orada ayçiçeğinin resimleri var. Diğer bir ismiyle güne bakan çiçeği. Ayrıca bu çiçeğimiz de güneşin doğuşundan batışına kadar onu takip eder sevgili çocuklarım. Bir de orada dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Futbolcunun önünde bir top var. Cansız varlıkların hareketi için de onlara dışarıdan bir güç uygulamamız gerekiyor çocuklar. Oradaki futbolcu o topa bir güç uyguluyor. Normalde top nedir? Yerde durduğu zaman cansızdır ve bir hareketi yoktur. Ama onu ayağımızla vurduğumuz zaman belirli bir süreliğine ne yaparız? Onu harekete geçiririz. Sevgili çocuklarım, bakın oraya bir park resmi koydum. Oradaki çocuklar ne kadar da eğleniyorlar değil mi? Baktığınızda her biri farklı bir harekette bulunuyor. Salıncakta sallanana bakalım. Sallanma hareketi yapıyor. Arkada bir köpek var. Balonu tutmak için zıplıyor, öyle değil mi? Yine sağ tarafta tavuğa benzer bir oyuncağa binen çocuk var. Yine ne yapıyor? O da sallanma hareketi yapıyor. Öndeki çocuklara bakalım. Onlar da ne yapıyorlar? Top oynarken çeşitli hareketler sergiliyorlar. Aynı zamanda da normalde cansız olup harekete olmayan topa elleriyle ne yapıyorlar? Hareketine yön veriyorlar, yönünü değiştiriyorlar. Sonra yine canlılardan orada kuşlar var, uğur böceği var, arılar, kelebek. Hepsinin de kendine has hareketleri var çocuklarım. Sevgili çocuklar, çevremize baktığımızda hareket eden birçok varlık vardır. Dışarı çıktığımızda bir düşünelim bakalım. Yolda ilerlerken ne yaparız? Yoldan geçen taşıtları görürüz. Yolda yürüyen, kaldırımda yürüyen yayaları görürüz. Kış mevsimi olduğunu düşünün. Yere düşen kar tanelerini görürüz. Baharda yağmur damlalarını görürüz. Gökyüzüne baktığımızda uçan kuşları görürüz. Rüzgarlı bir havada da rüzgarın hareketiyle neyi görürüz sevgili çocuklar? Sallanan yaprakları görürüz. İşte bu gördüğümüz hareketler yaşam boyu yaptığımız hareketlerin sadece bazıları. Varlıkları dikkatlice incelediğimizde kimisinin hızlandığını, kimisinin yavaşladığını, kimisinin yön değiştirdiğini, kiminin ise döndüğünü gözlemleriz. Hadi gelin bunları birlikte inceleyelim. Varlıkların hareket özelliklerine baktığımız zaman 5 tane ana maddede sınırlandırmışız çocuklar. Birine sallanma demişiz. İkinci dönme hareketi. Üçüncü hızlanma, dördüncü yavaşlama, beşi de yön değiştirmeye. Şimdi dilerseniz birlikte bu hareket özelliklerini tek tek inceleyelim. Sallanma hareketiyle başlayalım isterseniz. Salıncağa bindiğimizde yaptığımız ileri ve geri hareketlerdir sallanma hareketleri. Herhalde sallanmayı sevmeyen çocuk yoktur, öyle değil mi? Beşiklerimiz de öyledir değil mi? Küçük kardeşimiz varsa şayet annemiz ne yapar? Beşiği ileri geri hareket ettirerek sallanma hareketiyle bebeğini uyutur. Evet sevgili çocuklarım, diğer bir hareket şeklimiz de dönme hareketi. Dönme hareketi dediğimizde benim ilk aklıma gelenlerden bir tanesi dünya oluyor. Dünya ne yapıyor? Kendi ekseni etrafında dönüyor. Hadi hatırlayalım. Aslında dünyanın iki tane hareketi vardı, öyle değil mi? Bir tanesi kendi ekseni etrafında dönerken gece gündüz oluşturması, diğeri de güneşin etrafında dönerken
mevsimleri oluşturmasıydı. Yani dünyanın yaptığı da bir dönme hareketi var. Dünyanın yanındaki resme bakalım sevgili çocuklar. Orada da ne var? Dönme dolap var. Adı da üstünde. O da ne yapıyor? Dönme hareketi yapıyor sevgili çocuklar. Daha dönme hareketini yapan birçok örnek verebiliriz. Ama burada zamanımız kısıtlı için olduğu için kısıtlı örnekler verdik. Bakın orada yukarıda ne var? Saat var. Saatin içerisinde yelkoğan, akrep ve saniye var. Gün içerisinde kim bilir kaç defa ne yapıyorlar bunlar? Dönme hareketini gerçekleştiriyorlar. Aşağıya bakalım. Aşağıda güzel bir oyuncak, topaç var. Ne yapıyoruz? Elimizle bir kuvvet uygulayarak cansız, hareketsiz olan bu oyuncağa dönme hareketini yaptırıyoruz. Bisiklete bakalım çocuklar. Hepimiz seviyoruz değil mi bisiklete binmeyi? Bisikletin de dönme hareketi var çocuklar. Hem tekerleğine bakın dönüyor hem de pedalları dönüyor. Ne yapıyoruz? Ayağımızla kuvvet uygulayarak dönme hareketi yapmasını sağlıyoruz çocuklarım. Sevgili çocuklar, hızlanma ve yavaşlama hareketlerine geçelim. Bu iki hareketi daha kolay anlayabilmemiz için birlikte ele aldım. Bir araba düşünelim çocuklarım. Araba ne yapar? Kalkış yaparken arabayı çalıştırdığımızda çalışır vaziyete gelir ve ne olur? Yavaş yavaş hızlanmaya başlar. Hızlanma hareketi yapar yani. Durmaya çalışırken de ne yapar? Yavaşlayarak hareketini sonlandırır ve durmaya geçer. Nerelerde görürüz bunu? Arabaya bindiğimizde de şahit oluruz. Ya da caddedeysek araba kırmızı ışığa yakalandığında ne yapar? Yavaşça durur. Ya da yaya geçitlerine geldiğinde araba ne yapar? Yavaşça durur. Birden duramaz. Birden durmaya çalıştığında kaza yapar öyle değil mi? Şimdi oradaki arabamızı izleyelim. Hızlandığını ve yavaşlandığını görelim. Bakın hızlanıyor ve yavaşlıyor. Yavaşlama ve hızlanma hareketi. Bakalım bir diğer örneğimizde de tren düşünün sevgili çocuklar. Tren yolcularını alıp istasyondan ayrılırken ne yapar? Yavaş yavaş hızlanmaya başlar. Gideceği yere vardığında da başka bir istasyona ne yapar? Yolcularını indirmek için de durmak ister ve durmak için de ne yapar? Önce yavaşlama hareketi yapması lazım. Yavaşlayarak durma hareketine geçer çocuklarım. Bakın oradaki trene. Evet, oradaki trenimiz de ne yapıyor? Önce hızlandı, sonra yavaşladı. Oradaki koşucularımıza bakalım çocuklar. Yine atletizmle uğraşan sporcular koşmaya başlarken ne yaparlar? Hızlanırlar. En yüksek seviyedeki hızlarına ulaşmaları gerekir öyle değil mi? Yarışı kazanmaları için. Yarış bittikten sonra da aniden durabilirler mi? Hayır. Durmak için ne yapmaları gerekir? Önce bir yavaşlamaları gerekir. Evet çocuklar, araçlara bakalım. Araçlarımızdan yine uçak. Uçak da ne yapar çocuklar? Kalkış yaparken hızlanma hareketi yapar. İniş yaparken de havalimanına geldiğinde yavaş yavaş hareketini, hızını yavaşlatarak hareketini sonlandırır. Evet sevgili çocuklarım, yavaşlama ve hızlanma hareketlerinden sonra da yön değiştirme hareketini inceleyelim sizlerle. Hareketli varlıklar çeşitli nedenlerden dolayı sevgili çocuklarım yönlerini değiştirirler. Yol boyunca ilerleyen bir araba düşünün. Araba virajdan başka bir yola geçmek istiyor. Ne yapar? Virajdan döner ve başka bir yola girerek yönünü ne yapmış olur? Değiştirmiş olur. Bize doğru gelen bir top düşünelim. Örneğin okulumuzun bahçesinde top oynuyoruz. Bize doğru gelen bir top ya da futbol oynarken bize doğru gelen topa vurduğumuz zaman, o topu karşıladığımız zaman ne olacaktır? Önce bize doğru gelirken bizim vurmamızla tam tersi bir hareketle bu sefer karşıya doğru gidecektir öyle değil mi? İşte top ne yapmış olacak? Hareketi yön değiştirmiş olacak. Bakın orada çocuklardan bir tanesi topa şut vurmuş galiba. Ne yapmış? Duvara gelmiş. Evet, duvara doğru bir hareketi varken topun duvara çarpması sonucu ne yapmış? Bu sefer tam tersi bir hareketle geri gitmeye başlamış. Ne olmuş yani? Topun hareketi yön değiştirmiş sevgili çocuklarım. Evet, bakın orada yine tenis sporuyla uğraşan sporcular var. Top kendisine doğru gelirken ne yapıyor çocuklar? Topun hareketini engelleyerek farklı yöne doğru devam etmesini sağlıyor. Raketiyle topa vurarak kendine gelen topun yön değiştirmesini sağlıyor çocuklar. Çevremize baktığımızda daha birçok hareket örnekleri bulabiliriz sevgili çocuklarım. Bugünkü dersimizde sizlerle neyi öğrendik?
kuvvetin etki etmesiyle cisimlerin yön değiştirdiğini öğrendik, sallanma hareketini öğrendik, hızlanma ve yavaşlama hareketlerini öğrendik, bir sürü hareket çeşidi ve özelliklerini öğrendik. Sevgili çocuklarım, bugün fen bilimleri dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.